Beyler bayanlar. Şimdi Riven oynuyoruz. Riven'la neler yapabiliriz? Riven'la nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi Riven'la yapılacak kombolardan bahsedeceğim. Nerelerden atlayabiliyoruz onu göstereceğim. Animasyon iptali nasıl yapılır? Fight'lara nasıl girebiliriz? Fight'lara girerken nelere dikkat etmemiz lazım? Bla bla. Tamam beyler, şimdi animasyon iptali en basit şey. Yani en ilk Riven'da öğrenmeniz gereken ilk şey animasyon iptali. Bir auto atak animasyon iptali var abi. Bir de Q'nu W'nu veya ultini E ile birlikte kullanarak iptal etmek. Yani normalde mesela R'ye bastığımda bak şimdi. Normalde R skillime bastığım zaman bir açış animasyonu var değil mi? Bu yaklaşık olarak 0,5 ila 1 saniye arasında değişiyor bu animasyon ve sizin ve aynı şey W için de geçerli. W attıktan sonra mesela belli bir süre hareket edemezsiniz veya oto atak yapamazsınız. Biz bunlardan nasıl kurtuluruz? Bu aradaki bekleme sürelerinden kurtulup olabildiğince hızlı bir şekilde daha yüksek hasarı nasıl çıkartırız abi? Olay bu. Animasyon iptallerinin en çok kullanıldığı karakter Riven'dır oyundaki. O yüzden mekanik gerektirir ve o yüzden Hilo belli bir seviyenin üstünde oynanıyorsa en zor karakterlerden bir tanesi olarak kabul edilir Riven. E skilliniz ise dash skilliniz. Mouse'u tuttuğunuz yere doğru gider. Yani ben Q'yu atarken mouse'umu burada tutsam da karakterin baktığı yöne doğru gider Q skillim. Karakter sola bakıyordu, mouse'um sağdaydı değil mi? Ama E skillini atarken mouse'um karakter mesela şu an aşağıya doğru bakıyor. Mouse'um burada olduğu için buraya doğru gider. Yani E mouse'un olduğu yere doğru gider. Q ise karakter nereye bakıyorsa oraya gider. O yüzden Riven'da yönünüzü ayarlamanız ve mouse'un durduğu yer çok önemlidir rakiple takasa girerken. Ben eğer rakibe dalarken mouse'umu rakibin üstünde tutarsam karakter Q skillerini attığım zaman olduğu yerde durur. Eğer ki ben rakibe dalarken mouse'umu rakibin üstünde tutarsam rakibin içinden geçip devam eder. O yüzden animasyon iptal yapabilmeniz için rakibe tam vururken mouse'unuzun rakibin üstünde olması, rakibe vurmadığınız o aradaki ufacık boşlukta da başka bir yere boşluğa, başka bir boşluğa tıklıyor olması çok önemlidir. Şimdi buna düz yapıyorum abi. Hiç animasyon iptal yapmadan. 236 DPS, 678 total. Total demiş, değişmemesi lazım. Çünkü yaptığım şey aynı zaten. Şimdi animasyon iptal abi. 267 DPS, yani 30 fazla saniyede vurduğum hasar. Ve total damage aynı. Kulelerin üstünden atlamak, duvarlardan atlamakla ilgili sıkıntı çeken arkadaşlarımız oluyor genelde. Bir yerden atlayacağınız zaman atlayacağınız yere bakıyor olması lazım karakterin bir kere ön yüzünün. Yani tam yüzünün karakterin nereye atlayacaksınız oraya bakıyor olması lazım. Onun dışında ikinci Q'nuz geldiğinde yani üçüncü Q'yu tam atmak üzereyken mutlaka duvarın dibinde olmanız lazım. Şu şekilde atlayamazsınız mesela. Atladı. Ya dur göstereceğim. Ya çok geriden atlayamazsın. Yani şuradayken olmaz. Bu şekilde takılırsın. Ama eğer kule duvarın, bak yine yüzüm oraya bakıyor. Duvarın dibindeysen çok rahat bir şekilde atlayabilirsin. Bazı wall jump'lar, yani zıplanan duvarlar çok basittir. Mesela bunun gibi. Buradan çok rahat bir şekilde atlayabilirsin. Bazıları da çok zordur abi. Mesela neresi? Şuradan. Zor atlanır. Tam dibine gelmeniz gerekir. Bir adım gerideyseniz, bir milim bile geride olsanız atlamaz. Ya da şurası gibi. Buradan atlarken de. Yani baktığınız yön ve durduğunuz pozisyon çok önemlidir. O yüzden mouse'unuzu tam dibine getiriyorsunuz. Ondan sonra 3. Q'ya basıyorsunuz. Şimdi. Şuradan bir geçelim. Atlaması en zor duvar bu arada. Şuradaki duvardır abi. Atlanabilir duvarlar arasında en zoru budur. Ve neredeyse imkansız gibi bir şey yani. Ve atladım. Tek seferde atladım ama bu dediğim gibi birazcık
Bak mesela atlayamadım bu sefer. Şimdi atladı. Yani onu ayarlamak hızlı bir şekilde zor oluyor çoğunlukla. O yüzden o tarz kalın duvarlarda bayağı bir antrenman yapmanız lazım. Eğer ki zorlanıyorsanız E skillinizi kullanın genelde. Ben yönümü ayarlamakta zorlanıyorum. Şuraya tıklıyorum abi. Karakter dönüyor mesela. Niye? Çünkü arkasına bir mouse'unu birazcık ileri götürsen ne olur? Şöyle tıklasam karakter sola sağa döner. Ben yönümü ayarlayamıyorum diyorsanız E skillinizle yönünüzü ayarlayabilirsiniz. Çünkü E skilliniz mouse tuttuğunuz yöne doğru gider. Ben işte atlarken hep karakter sağa sola dönüyor. Atlayamıyorum abi falan diyorsanız ikinci Q'yu attıktan sonra E Q yapabilirsiniz. Çok daha kolaylaştırır abi. En başlarda zorlanan arkadaşlar için bu iyi bir kolaylaştırma yöntemidir. Şimdi E skillimizde nasıl animasyon iptal yapıyoruz? Şimdi EW'ydu bu. E skillimi W ile birlikte kullanırsam arada W'nun animasyonu tamamen yok oluyor abi. Normalde W skillinizi attığınız zaman dediğim gibi şöyle göstereyim ben bunu yakınlaştırıp iyice. Ben W attıktan sonra vurmak için bir böyle yarım saniye bekler karakter. Ama eğer şu şekilde hareket edersem yani E ile birlikte W'yu kullanırsam sonrasında düz vuruş Q çok daha seri bir şekilde yapabiliyorum. E skillinden sonra bastığınız bütün skiller animasyon iptaline uğrar abi. Zamanlamayı ayarlamak size kalmış. Ultimiz de aynı şekilde W gibi veya Hydra gibi E'den sonra basılırsa animasyonu açılmadan yani animasyon gözükmeden devam edebiliyorsunuz saldırı yapmaya rakibinize, üzerine gitmeye. Riven'ın en bilindik ve en çok kullanılan neredeyse initiate yani fight'e girme kombolarından bir tanesini göstereceğim. Şuraya enemy dummy koyuyorum yine. Yan yana bir şekilde. 3 4 tane koydum abi. 4 kişilik bir rakip takım şu anda mid'i pushluyor ve gelip diyelim ki kuleyi alacak ve canları da az. Biz buradan gelirken Q'muzu cooldown'a sokuyoruz abi. İkinci Q'muzu son andayken sokuyoruz. Sonrasında ne yapıyoruz? E ile birlikte ultimizi açıyoruz. Üçüncü Q'muzla rakibin üstüne flash atıyoruz. Ve sonrasında düz vuruş W ulti. Devam ediyoruz abi. Olay bu yani. Çok bir Riven oynayasım geldi. Oynayayım mı Riven? Bu arada burada çok rahat pratik yapabilirsiniz abi ya. Bu güzelmiş vallahi ben saatlerce yaparım şu an bunu. Çok hoşuma gitti. Herhalde hipnotize oldum lan, çok eğlenceli oğlum. Ben bundan çıkıyorum yoksa sonsuza kadar falan yapacağım ya. Bayağı sonsuza kadar yapacağım yani.